Çok önemli bir konu var. Sanıyorum zihinlerimize doğru yerleştirmekte zorlanıyoruz. Konu ne? Konu zina konusu. Şimdi zina konusuyla ilgili neler hatırlamamız gerekiyor? Birincisi şu, İslam dininin en hassas olduğu günahlardan bir tanesi zina konusudur. Nereden çıkartıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber Aleyhisselam'a vahyedilmeye başladığı ilk günlerden itibaren üzerinde durulan, yasaklanan, İslam'a giren insanlardan yani Müslümanlardan, müminlerden kaçınması için uyarı yapılan en önemli günahlardan bir tanesidir zina. Hatırlayalım Mekke döneminde pek çok ibadet emredilmedi, pek çok haram yasaklanmadı. Ve ama yasaklanan birkaç şeyden bir tanesi zina konusu. Zina konusunda İslam dininin duruşu çok nettir. Ne demek bu İslam dur dininin duruşu nettir? İslam dininde zina insanlara karşı işlenmiş bir suç değildir. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. İslam dışı kültürlerde, İslam dışı felsefi düşüncelerde, İslam dışı dışı hukuk sistemlerinde zina efendim evli olanların eşine karşı işlediği bir suç gibi değerlendirilebiliyor. Ve bu bakış açısı dünyada giderek yaygınlaştı. Birçok devletin hukuk sisteminde zina'nın suç olması böyle tanımlanıyor. Evli insanların eşine karşı işlediği suç diye bakılıyor. Ve eğer eşi yoksa yani evli değilse o zaman zina sanki suç olmaktan çıkıyor. Şimdi böyle bir hukuki olarak bir alana hapsedilmesi var zinanın, böylece zinaya geniş bir serbest alan oluşturulması var bütün dünyada. Ve ikincisi özellikle içinde bulunduğumuz dönemde tabii elbette bu insanlık tarihi kadar eski bir günah olması sebebiyle dünyada da karşılığı vardır tarihte ama içinde bulunduğumuz dönemi çok rahat gözlemleyebiliyoruz. O kadar zina eylemi, zina suçu o kadar romantize edildi. O kadar estetize edildi ki neredeyse insanlar zina yapmadıklarında kendilerini kötü hissedecek hale getirdiler. Filmler sayesinde, romanlar aracılığıyla, hikayeler aracılığıyla, şarkılar, türküler aracılığıyla, müzik parçalarını çekilen klipler aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla buna benzer birçok yol kullanılarak insanların zihinlerine zihin, zina o kadar böyle süslü bir hale getirildi ki cümlemi tekrarlayacağım sanki yapmayınca kendimizi suçlu isteyeceğimiz hale getirildi. Unutmamak gerekiyor. İslam dininde zina Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Bekarı yoktur, evlisi yoktur. Hukuken yani sadece bekara uygulanan cezayla evliye uygulanan cezanın farkından söz edilebilir belki. Buna da belki diyorum o tartışmalara kapıyı açıp oralara girmek istemediğim için. Ama çok net bir suçtur bu iş. İslam hukukunun uygulanamadığı ortamlarda mesela dünyevi cezası değildir ki uhrevi cezasıdır. Mekke döneminde Müslümanlar zinaya ya da başka bir suça dünyevi bir hukuk cezası uygulamıyorlardı zaten. Allah katındaki cezasından sakınıyorlardı. Bugün de dünyanın herhangi birinde İslam hukukunun yürürlükte olmadığı yerlerde insanların kendilerini korumaları için temel yaptırım gücü Allah'ın yasaklamış olması ve cehennem azabıdır. Şimdi bunları hatırlattıktan sonra birkaç şey kendimize hatırlatalım. Bazen bakıyoruz. Erkekler kendi aralarında konuşurlarken Şöyle anlama gelebilecek cümleler kullanıyorlar. Böyle açıklamalar yapıyorlar. Kadınların kıyafetini mazeret olarak, bahane olarak gösteriyorlar. Mesela kadınların çok kışkırtıcı giyiniyor olmalarını. Kadınların, kızların çok ilgi çekici, dikkat çekici kıyafetlerinin onları zinaya teşvik ettiğini, kışkırttığını düşünüyorlar. Öyle söylüyorlar. Ve sanki bu konuşmaların zemini öyle oluşuyor ki sonuçta gelen yer ya ortam böyle olunca sanki bu erkeklerin de zina yapması hafifletici bir bahaneye sahip olmuş gibi bir ortam, bir bakış açısı, bir algı oluşturulmaya başlanıyor. Böyle bir dünya yok. Diyelim ki ahlaki düzeyin çok düşük olduğu dünyanın herhangi bir toplumunda kadınların çok kötü giyindikleri yani İslam dininin kriterleri açısından bakıyorum zinaya teşvik anlamında çok kışkırtıcı kötü giyindikleri bir ortamda bir bölgede bir şehirde bir erkek Müslüman oldu. Ve orada yaşamaktan başka da çaresi olmadı. Başka yere gidemedi diyelim. Şimdi bu, bu beyefendinin zina yapmasını anlayışla mı karşılayacağız? Yani bir erkeğin zina yapmaması, kışkırtılmamasına mı bağlıdır? Şeytansız bir dünya mı planlıyordu bu erkekler? Ne düşünüyorlar? Ya? Hiçbir şekilde hiçbir erkek, Müslüman erkeklerden bahsediyoruz. Hiçbir Müslüman erkek zinaya kışkırtıcı sebepleri mazeret olarak gösteremez. Haram haramdır. Kışkırtıcı sebepler o harama karşı direnmesine zorlaştırıcı sebep oluşturabilir. Yapabiliyorsa Oradan çıkıp uzaklaşır, başka yerlere gider. Yapamıyorsa sorun ortadadır, haram haramdır ve bu haramı işlememekle yükümlüdür. Konu değişmiyor yani. Bir başka konu şu. Flört diye bir konu var. Bazen Müslüman gençlerin arasında bile bu konunun konuşulabilmesiyle karşılaşıyoruz. Burada da şunu hatırlatmakta fayda var. İslam dininin kırmızı çizgileri vardır. Kadın erkek arasında. Şöyle bir bahane kesinlikle İslam'ın kırmızı çizgilerinin geçilmesine sebep olamaz. Yani ya biz evlenmeyi düşünüyoruz. Biz bu konuda çok ciddiyiz diye bir açıklama İslam'ın yasakladığı fiilleri serbest hale getirmez. Gerçekten evlenmeyi düşünüyor olabilir bu çift. Ve gerçekten bir gün evlenebilir de yani. Ama şöyle bir şey olmaz. Diyelim ki bir çift bir kız, bir erkek. İslam'ın yasakladığı bir şey yaptılar. bir fiziksel temas var. İslam'ın çok net yasakladığı şey bu değil mi? Fiziksel temas. Nikah yok. Fiziksel temas. Haram kardeş. Net. Bu fiziksel temastan kaçınman gerekiyor. Dedi ki biz evlenmeyi düşünüyoruz. Ve yap o fiziksel temas hangi aşaması olursa olsun fark etmiyor. O fiziksel temas gerçekleşti. Arkadaşlar bizim inancımıza göre bu suç işlenmiştir. Bu fiil işlenmiştir. Bu suç kayıtlara girer. Kişinin dosyasına konulur. Ve diyelim ki bir gün bu çiftimiz gerçekten evlendi. Evlendikten sonra bizim bilgimize göre ya Allah katında nasıl davranırlar ona biz karışmayız. Ama bize bildirilen Kur'an ve hadis bilgisi çerçevesinde bakıyoruz. İslam'ın temel mantığı çerçevesine bakıyoruz. Bunlar evlendikten sonra ya bunlar bir zamanlar falanca Kötü fiilleri yapmışlardı, yasak fiilleri yapmışlardı ama evlendiler. Evlendikleri için de geçmişteki bütün fiiller onlar için artık suç olmaktan çıktı deyip dosyadan o fiiller çıkartılmaz. Sonradan yaptığınız evlilik önce yaptığınız yanlış fiilleri, yanlış davranışları temizleyip helal hale getirmez. İşlenen haram haramdır, işlenen haram suçtur ve suç kayıtlara girmiştir. Bu konu çok net bir konudur. İşte bu yüzden de Müslümanlar, Müslüman erkekler ve kadınlar bu haram olan fiziksel temastan kendilerini koruyabilmek için o korunmayı zorlaştıracak olan ortamlarda bulunmaktan, o şartlarda görüşmekten, fiziksel temasa kışkırtacak veya yönlendirebilecek konuşmalar yapmaktan ona uygun, ona götürücü ses tonları kullanmaktan ısrarla kaçınmalıdırlar. Çünkü kendi işlerini zorlaştırırlar. Eğer bir suçtan korunmak istiyorsanız, sizi suça sevk edecek olan sebeplerden ona, ona teşvik edecek ya da ondan kaçınmanızı zorlaştıracak ortamlardan, fiillerden de uzak durun. Tekrar hatırlatıyorum. Suç, suçtur ileride evlenecek olması bir erkekle kadının şimdi haram olan bir davranışı yapmasını helal hale getirmez. Bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağız ve zina suçu ve zinaya ilişkilendirilebilecek olan haramların hepsi Allah katında en önemli suçlardan bir tanesidir. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar bu konuda çok hassas olmakla yükümlüdürler. Allah bu konuda işimizi kolaylaştırsın. İşin zorluğu fiilin suç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Velhamdülillah.